İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Haram ateş gibidir. Ahmet Mekki Efendi ilim ehli büyük zat. Peygamber-i Zişan'ın evladındandı bizzat. Ömrünü ilm ile geçirmiş bir veliydi. Vaaz ve nasihati pek çok faydalıydı. Bir gün genç bir Müslüman gelerek huzuruna istirham eyledi ki, nasihat edin bana. Buyurdu ki, işleme bir küçük günah dahi, zira günah ateştir, yakar seni vallahi. İnsanlar arasında kork ve sakın şöhretten. Zira ahmak olanlar hoşlanır övülmekten. Arzu etme, çok kimse ansın senin adını. Bunu seven alamaz ibadetin tadını. Bu dünyanın sevgisi hiç olmasın kalbinde. Zira onun kıymeti hiç yoktur hak indinde. Seni uğraştırmasın dünya meşguliyeti. Hiç ile uğraşanın bir hiç olur kıymeti. Dünya köprü gibidir. Yürüyüp geçmeye bak. Zira yolcu olana yakışmaz oyalanmak. Genç dedi ki, öyleyse ne yapayım şimdi ben? Buyurdu ki, hazırlan ahirete şimdiden. Ahiret, hepimizin varacağı son durak. Orada her amelden sual olur muhakkak. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ya sonsuz cehennemde, ya cennette olurlar. Rabbinin kudretini düşünseydi bir insan, korkudan edemezdi ona günah ve isyan. Akıllı bir Müslüman asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Her arzusu mutlaka kendi aleyhinedir. Ona uyan bir kişi ahmak değil ya nedir? Bir günde buyurdu ki, hazırlıklı olunuz. Zira siz ahirete giden bir yolcusunuz. Bugün yarın nihayet yakalar ecel sizi. Öyleyse uyandırın gafletten kendinizi. Size dualarımın şudur ki özü hemen, yakmasın Hak Teâlâ ateşte sizi bir an. Bir kimse yanacaksa ahirette muhakkak, çok şeyi başarsa da sayılır mı muvaffak? O halde şu insandır asıl muvaffak olan, kurtarmıştır kendini cehennemde yanmaktan. Derdi ki, siz Allah'tan çok korkun ki burada, Allah iki korkuyu cem etmez bir arada. Bir kul eğer dünyada korkar ise Allah'tan, korkmasın ahirette cehennemden, azaptan. Ve bir kul ki
Rabbinden korkmaz ise burada, bilsin ki onun için çok korku var orada. Ey insanlar! Daima Allah'a şükreyleyin. Lakin yalnız dil ile iktifa eylemeyin. Çok şükür demekle şükretmiş olmazsınız. Günahtan el çekin ki şükretsin her azanız. Yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun sen. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Kerem'den olan Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya geçici bir yerdir. İyiler ondan yüz çevirir, kötüler ona koşar. İnsanların kötüsü ona rağbet eder, iyisi ondan uzaklaşandır. Dünya kendine bağlanana sıkıntı verir, helake düşürür. Boyun eğene hainlik eder. Zenginliği fakirlik, çokluğu azlıktır. Günleri ise gelip geçer buyuruyor Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyur. Hayırlı yayınlar hocam. Benim sorularım olacaktı da. İlk sorum, hocam benim annemle ablam dinen zenginler. Ancak bundan babamın haberi yok. Yani babamın bilmesini de istemiyorlar. Kurban Bayramı'nda siz ikisinin ayrı ayrı kesmesi gerektiğini söylemiştiniz. Babama söylediklerine babam İslami konularda çok bilmediği için karşı çıkıyor bu duruma. Hani nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini soracaktım. Bir diğer sorum da hocam, bazı yerlerde bazı hocalar şey diyorlar, kız evladın anne babaya yapacağı hayır geçerli olmuyor, ancak erkek evladın yapacağı hayır geçerli oluyor. Hani hocam bu böyle bir şey var mı diye soracaktım. Sorularım bu kadar hocam. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Benim hocama şöyle bir sorum var. Biz eşimle, ben de çalışıyorum, eşim de çalışıyor. Bir 20 bin lira kadar paramız var bankada. Faizde falan değil. Bize kurban düşüyor mu? İkimizin birikimi bu. İkimiz de zengin değiliz normalde. Böyle bahçemiz, tarlamız var ama oralardan bir gelirimiz yok maddi açıdan. Ondan sonra bir bunu soracaktım. Bir de eğer bize düşmüyorsa, biz bunu oğluma, 20 yaşında bir oğlum var, akize kesebilir miyiz? Bir de şey diye, hani birinci gün kesersek olmazsa, hani ikinci gün bayram girmiş olursa diye bunu soruyorum. Peki efendim. Bir de ben Konya'dan arıyorum. Doğanhisar'da evlendim ben. Sonra bazı illerde gezdik falan, Konya'ya geldik. Konya'da kesersek kurbanımız olur mu, eğer bize kurban vacipse? Aynı şekilde kızım da başka ilde evlendi ama şu anda Konya'da yaşıyor. Başka bir yerde, o da Ilgın'da mesela, keserse kurbanını, onunki nasıl olacak? Buna şey oldum, biz Doğanhisar'da evimiz falan da yok ama kayınpederler var. Orada da kesiyoruz bazen. Bazen Konya'da da kesiyoruz. Bizim kurbanlarımız oldu mu şimdiye kadar? Olmadı mı? Bir de bazen gitmek istemiyoruz. Böyle kırıcı şeyler oluyor kurban dolayısıyla. İşte hani su mesela, su kıskanılıyor kayınpeder tarafından. Ben de bu şekilde hani kurban diye böyle fitnelik girmesin diye gitmek istemiyorum. Onların hakkına girmiş oluyor muyuz büyük olarak? Peki efendim. Peki. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Ben Mehmet Erdoğan hocam. Hocam öncelikle dua eder, dua bekleriz. Allah feleki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak hepimizi, neslimizden gelecek olanlarda muhafaza etsin inşallah teala. Sizin aracınız Enver abiye de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Geçen sürücü kursu Başakşehir'de ders veriyordum. Araba karbüratör yaptı. Hocamız dedi ki Allah razı olsun, Enver abimiz burayı yaptı. Karbüratör su yaptım, buradan su alıp su koyuyoruz dedi. Oradan aklıma gelip o manada bir teşekkür, şükran, dua etmek istedim. Peki efendim. Soruma gelince hocam, bir bakkal açmak istiyorum hocam.
yalnız sermayem yok. Arkadaşa söyledim, yeri ben buldum, mekanı ben buldum. O dedi ki ben parayı koyarım, her şeyi kurarım. Kardan sen bana zamanla ödersin dedi. Bunun bir sıkıntısı var mıdır hocam? Peki efendim. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler, hayırlı günler. Hayırlı. Buyurun hocam. Evet dinleyicimiz, annem ablam dine zengin dedi. Ama babam bir konuları bilmiyor. Nasıl yapacağız dedi, nasıl yapacaklar? Yani kurban kesmeleri vacip oluyor dedi annemin ve ablamın. Babam da buna yanaşmıyor. Yani kitapların yazdığına ve sizin de anlattığınızı naklettiğinize göre dedi, anneme ve ablama kurban kesmek vacip. Ayrı ayrı. Şimdi ayrı ayrı güçleri yetmiyorsa, birisiniz Kurban Bayramı'na işte sayılı günler kaldı. 3 haftadan aşağı inmeye başladı. Kurban Bayramı gelmeden önce kendini nisaptan indirir birisi. Mesela diyelim ki ablası annesine hediye eder. Annesinde kalır. Efendim buna hile-i şeriye denir. Bunlar kesmemek için değil, yani zor durumda oldukları için yapıyorlar. Ama kesmemek için hile yapılırsa ona hile-i batıla denir. O caiz değildir buyuruyor. Ablası annesine verir. Yani diyelim ki hani, ne bileyim ben, akrabadan tanıdık bildik birisine. Gene o duyulur değil mi? Kestirse. Ha böyle o zaman da şey yapar. Söyleyiver. Mesela İhlas Vakfı öğrencilerden birisini alır. Havale eder oraya. Değil mi? Kimsenin haberi olmaz. Kimsenin haberi olmaz. Kesinliğine, şeyine, parasını yatırır, vekaletini verir. Hatta bulunduğu yerde İhlas Vakfı öğrenci yurtları varsa araştırsın. Onlar da alıyorlar vekaleti. Orada da gidip aynı şekilde bizzat kendi görerek yüz yüze. O zaman yazarlar vacip olan kurbanımı diye. Ablasını annesine vermiştir. Dolayısıyla tek kurban vekaletli verirler. Kimse de duymaz. Olur mu? Olur. Ve böylece de bu da borçtan kurtulur mu? Kurtulur. Peki dini konular bilmeyen adam haber şey yapacak olsa huzursuzluk çıkaracak. Yani diğer dinleyicimiz hani dedi gidiyoruz kayınpederlerde de huzursuzluk çıkacak kadar yani dersen bir şey. Zaten biraz önce o zatın aynı şekilde sözünü nakledik ya, dünyaya meyledersen huzursuz olur. Huzursuz olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Kız evladının anne baba yapmış olduğu hayır kabul olmaz mı? Bir hoca söylüyor. Bir hoca değil ya. Tövbe yarabbi ya. Tam sopalık adam ha. Bizim oralarda bir tabir kullanırlar. Böylelerin eşek suna gelinceye kadar dövmeli derler. Eşek de suya gittiğim katiyen gelmez. Eşek hükü netice itibariyle akıllı değil. Bütün hayvanlar öyle gerçi de. Şimdi önce Peygamber Efendimiz'den başlayayım aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bütün nesebi kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemizden geliyor. Bundan daha büyük hayır, bundan daha büyük iyilik, bundan daha büyük aynı şekilde şeref, ikram olur mu? Oradan geliyor. Ve mesela diğerleri de kendi evlatları olduğu halde Hazreti Fatıma benden bir parçadır buyuruyorlar. Çünkü bedenende Peygamber Efendimiz'in hissettiğini Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz hissediyordu. Mübarek annem sayız da görmüyormuş. Bunun için Betül deniyordu kendisine. Gel öbür tarafa. Rabia Yadviye Hazretleri var. Babası İsmail Efendi. Rabia 4. demektir. Hep kız evladı olmuş. Bu da 4. olunca buna da Rabia ismini koymuş. Kudüs'ün okuma. Şimdi Allah-u Teala öyle bir ihsanda bulunmuş ki, Rabia Yadviye Hazretleri'nin babaları İsmail Efendi diye asırlar geçtiği halde zikrediyoruz, rahmetle yad ediyoruz. Belki de Rabia Yadviye Hazretleri dünyayı şereflendirdiği dönemde 10 tane erkek evladı olan da vardır. Vardır. Komşusu mesela. Ha mesela. Ama ne ismi ne cismi zikrediliyor. Şimdi bundan daha büyük hayır, bundan daha büyük bereket olur mu? Rabia Yadviye Hazretleri vasıtasıyla annesi babası da onun sütü dua alıyor. Bundan daha büyük hayır, bundan daha büyük iyilik olur mu? Geç öbür tarafta evladı Resul olan Seyyidet Nefise Hazretleri var. Seyyidet Nefise Hazretleri var. Hanım evliyadandır. Şimdi onların aynı şekilde
isimleri habire zikrediliyor. Annesi, babası, evlatları hepsi aynı şekilde ondan istifade ediyor. Bu şekilde böyle mesela sahabiye olan hanımlar harplere iştirak etmişler. Harplere iştirak etmişler. Kitaplarda isimleri zikrediliyor. Bunların anneleri babaları var. Peki bu hanımların anne babalarının aynı şekilde mümin olduğu müddetçe amel defteri kapanmıyor ya. Hala hatun var mesela. Mesela hala hatun var mesela, değil mi? Hala türbesi ziyaret ediliyor. Ziyaret ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam habire teşrif ederlermiş. Türkler olarak biz hala diyoruz ama süt tarafından teyze. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerinin anneleri aynı şekilde habire zikrediliyor. Yani bu ve benzeri şekilde yani kendi tarihimizde yetişmiş saliha, ondan sonra kahraman, cesur anneler, nice böyle mücahit doğuran nene hatunlar yetişmişler. Hal böyle olunca şimdi o hoca denen kılıklı herif bunları nereye koyuyor? Değil mi? Bundan daha büyük hayır olur mu? Hatta evlad-ı Rasul'den işte kızı var, evlendirmiş falan. İşte yaşlanıyor adamcağız. Bu kelimesi evli olduğu halde işte babasına hasta zamanında çok bakmış, yardım etmiş. Hatta damadına demiş ki, bu demiş kızım sana da bakar. Hakikaten ya. Bir müddet sonra kocası öyle felç gibi oldu. Ona da baktı. Bunu nereye koyacaksın şimdi? Bu Saliha Hanım hem de Seyide. Nereye koyacaksın şimdi? Ya dünyadayken bile annesine aynı şekilde, babasına aynı şekilde yardım etmiş, hizmet etmiş. Yani Allah-u Teala, yo ben sizin hayrınızı falan kabul etmem. Ben sizi zaten Irak'ta mahalliniz yok, reddettim. Ne terbiyesizlik bu ya. Kadın olsun erkek olsun, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben sizin aynı şekilde kadın ve erkek olmanıza değil, yaptıklarınıza da değil, kalplerinize bakarım buyuruyor. Kalplerinize bakarım. Nice öyle aynı şekilde saliha hanımlar. Yani bileziğini altınla aynı şekilde Allah-u Teala dini uğruna feda edivermiştir. Evlatlar yetiştirmiştir. Hatta o Kadisiye demine 4 tane erkek evladı. Tarih kitaplarında yazıyor. İşte çocukları o harbe iştirak eder. Çocuklarına şu söz söylüyor. Demiş ki işte anne falan. Yok demiş bir dakika. Ben demiş sizi bunun için doğurdum. Bunun için büyüttüm. Bunun için yetiştirdim. Böyle demiş bugün harp meydanı. Allah-u Teala takdir ettiyse hepinizde şehit görmek isterim. Hepinizde şehit görmek isterim. Şimdi bu kadın hayırsız mı? Bunun annesi babası yok muydu? Annesine babasına bu itikadı, bu inancı sebebiyle, bu yapmış olduğu fedakarlık sebebiyle bir sevap hasıl oluyor. Annesine babasına gitmiyor mu bu? Gidiyor. Peki hoca kılıklı nereye koyuyor bunları? Nereye koyuyor bunları? Tam sopalık adamlar ha. Adam böyle kafasına bir şey geliyor falan. Şey değil, anlattığı din değil. Kendi nefsine uygun, kafasında şekillendirdiği, kadınlara, kızlara karşı aynı şekilde uydurduğu bir şey var. Onu din diye anlatıyor. Dinle alakası yok mu? İslamiyetle alakası yok. Şimdi dün bir tane bana mail geldi. Not aldım onu da. Şimdi bazen mailde diyor ki benim önüme bir kitap geçti. Kitap Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Kitabın ismi Açıklamalı Büyük Dua Kitabı. Yazan Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu. Öne var işte Açıklamalı Büyük Dua Kitabı. Hani biz bazen böyle anlatıyoruz ya, naklediyoruz ya, bazıları zannediyor ki efendim diyor sizin Diyanet'e karşı bir tavrınız var. İmamat ve ilahiyata veya aynı şekilde bu işte tarikat adı altında şey altında bizim kimseye tavrımız yok. Diyanet yayını. Bak ne diyor Açıklamalı Dua Kitabı'nda. Ey Rabbimiz, indirdiğin İncil'e inandık ve peygamber olarak gönderdiğin İsa'ya tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber eyle. Diyanet Vakfı Yayını Açıklamalı Büyük Dua Kitabı'nda aynen böyle dua ettiriyor Müslümanlara. Böyle ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diye geliyor. Bir bölümünde de bir paragrafında da ey Rabbimiz indirdiğin İncil'e inandık. İncil'e inandık. Ve peygamber olarak gönderdiğin İsa'ya tabi olduk.
İsa'ya arkadaş o da. Değil mi? Askerde beraberler herhalde. Tabi olduk. Artık bizi de diyor şahitlerle beraber eyle. Prof. Doktor Cemal Sıfıoğlu. Şimdi bunu yazan diyor ki ben diyor aradım diyor Diyaneti'yi. O ona aktardı. En sonunda dedim ki diyor ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ben sizi Cimri'ye şikayetçiyim. Cimri Cumhurbaşkanlığı bilmem şeyiymiş galiba. Ben de bilmiyorum. Başbakanlıkta daha önce bilmir miymiş neymiş falan. Öyle deyince bir tanesi demiş ki evet demiş o kitap yanlış ama o kitabı yazan da öldü gitti. Ama kim yayınladı bunu? Diyanet. Yayından çektiniz mi? Yayından çektiniz mi? Buna cevap verdiniz mi? Hani bir Diyanet İşleri Başkanı diyor ki ben diyor 15 Temmuz'a kadar diyor anlayamadım diyor FETÖ'yü. Allah Allah. Siz insanlar aynı şekilde Kur'an'ı anladınız ya. Bir adamın kitabını mı anlayamadınız, davranışını mı anlayamadınız? Herkese de Kur'an'ı tavsiye ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerini bu uydurma diye boyuna aynı şekilde atıyorsunuz ya. Her şeyi anlamışsınız ya. Kitap, onu mu anlayamamışsınız? Kitaplarını çevirdiğiniz, övdüğünüz adamların hepsi mezhepsiz. Anlayamadığınız için mi? Ha, anlayamadığınız için mi yapıyorsunuz? Ve bu adamı da anlayamadığınız için mi Diyanet Vakfı aynı şekilde bu kitabı bastı? Yani bunu hani şimdi dinleyicilerimiz duydu. Bir daha okuyayım istersen. Aynen böyle geçiyor. Ey Rabbimiz indirdiğin İncil'e inandık ve peygamber olarak gönderdiğin İsa'ya tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber eyle. Yani bunu Diyanet Vakfı yayınlarken birisi böyle oradaki Diyanet'teki çok bilmişler. Bunu hiç görmemiş, anlamamış, bilememiş. Vatandaş okuyunca anlamış ama vatandaş. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Ben Müslümanım diyor ya. Evet diyor peygamberlere iman tamam mı? Ben İsa Aleyhisselam'da Musa Aleyhisselam'da ona da inanırız. Ama dua ederken ben böyle dua etmem. İndirdiğin Kur'an'a ve gönderdiğin peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduk deriz biz. Sen ne yapıyorsun? İndirdiğin İncil'e inandık ve gönderdiğin peygamber İsa'ya, o da asker arkadaşlar herhalde onlar mahallesinde vardır öyle birisi galiba. Ona tabi olduk diyor. Ona tabi olduk diyor. Allah-u Teala... Ahir zamandayız. Böyle dinini para için bilmem mevki makam için satıp kul köle olanların şerrinden bizleri de evlatlarımızla neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. İşte bu böyle söylüyor. Bu da hoca kılıklı kalkıyor. Kız evladının ana babaya yaptığı hayır ve iyilik geçersizdir diyor. Bu kitabı yazan, bu kitabı aynı şekilde prof hem de. Bu kitabı yazan netice itibariyle bu hoca kılıklı adam da bundan okuduysa bunun aynı şekilde şey ise ne söyleyecek? Başka türlü söyleyecek bir şeysi yok yani. Aynı şeyi söyleyecek. Allah Teala şerlerinden korusun efendim. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Haccın şartları. Bir Müslümana haccın farz olabilmesi için o kimsede haccın vücub ve eda şartlarının bulunması lazımdır. Haccın vücub şartları şunlardır. 1. Müslüman olmak. 2. Kafir ülkesinde olanın haccın farz olduğunu işitmesi. 3. Akıl bali olmak. 4. Hür olmak. 5. Nafakadan fazla olarak hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak. 6. Hac vaktinin gelmiş olması. Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere 5 gündür. 7. Hacca gidemeyecek kadar kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak. Haccın eda şartları da şunlardır. 1. Hapsedilmiş veya yasaklı olmamak. 2. Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olması. 3. Kadının, kocasının veya ebedi mahrem akrabasından fasık ve mürtet olmayan akıl bali veya mürahık bir erkekle beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Şafii mezhebinde mahremsiz olarak kadınlar farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi Şafii mezhebini taklit etmek için özür olur. Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse haccı sahih olursa da haramdır.
erkeğiyle gidince de otelde, tavafta, sayda ve taş atarken erkekler arasına karışması haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha da girer. 4. Kadın iddet halinde olmamak. Haccın çeşitleri. Gücü yetenin, ömründe bir kere Kâbe'ye gidip oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. Daha sonra yapılan haclar nafile olur. Farz olan hacca gitmeye çalışmalıdır. Bir kere farz olan haccı yapmak, 20 kere Allah yolunda savaşmaktan daha sevaptır. Hadis-i şerifte, hac suyun kirleri temizlediği gibi günahları yok eder buyuruldu. Kabul olan hac, namaz, oruç ve zekat borçlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları verilmezse veya helalleşilmezse ödenmiş olmaz. Kul ve hak borçlarından başka günahlar affedilir. Haccın sahih olması için vaktinde yapılması gerekir. Kabul olması için de haccın sahih olması, o kimsenin itikadının düzgün olması, bidat ehli olmaması gibi şartlar vardır. Hadis-i şerifte bidat işleyenin orucu, haccı, cihadı kabul olmaz buyuruldu. 3 türlü hac vardır. 1. İfrat hac. Bu hacı yapana müfrit hacı denir. İhrama girerken yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke'de oturanlar yalnız müfrit hacı olur. 2. Kıran hac. Bu hacı yapana karin hacı denir. Hacla umreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve sa'y edip, sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan hac günlerinde hac için tekrar tavaf ve sa'y yapar. 3. Temettü hac. Bu hacı yapana mütemettî hacı denir. Hac aylarında yani Şevval, Zilkade ile Zilhicce'nin ilk 10 gününde umre yapmak için ihrama girip ve umre için tavaf ve sa'y yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek o sene terviye gününde veya daha önce hac için ihrama girerek müfrit hacı gibi hac yapar. Yalnız tavafı ziyaretten sonra da say yapar. Karin ve mütemettî hacıların şükür kurbanı kesmesi vaciptir. Temettü veya kıran hacı yapanlardan kurbanlık hayvan bulunmaması veya alınamaması sebebiyle kurban kesme imkanı olmayanlar, 3 gün hac esnasında, 7 gün hacdan sonra olmak üzere 10 gün oruç tutarlar. İlk 3 günün ihrama girdikten sonra hac ayları içinde ve Kurban Bayramı'nın ilk gününden önce Mekke'de tutulmuş olması zorunludur. Kurban kesme imkanı elde edilebileceği ümidiyle bu 3 günlük orucun son vaktine kadar geciktirilmesi, yani Arefe günü tamamlanmak üzere 7, 8 ve 9 Zilhicce günlerinde tutulması eftaldir. Temettü haccında bu oruç henüz hac için ihrama girilmeden, umre ihramından sonra da tutulabilir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin ilk sualinde bizim dedi karı koca beraber birikimimiz var. 20 bin liramız var dedi. Şimdi ortak para. Ortak para da bunu net bir şekilde belli etmek gerekir. 10 bin 10 bin mi? 10 bin 10 bin ise ikisinden hesaba malik değil. Efendim tarlamız şeyimiz var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre de zaten onlar şey kurban hesabına dahil edilmiyor. Hani kesmek isterlerse o tarla tapan hangisinin üzerindeyse onun üzerine ekler. Hani İmam Muhammed Hazretleri'nin iştahına göre de vacip olan kurbanını da keser. Peki İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre hareket ettiler. 10 bin 10 bin bölüştüler. Diğer kurban hesabına bunları ulaştıracak ellerinde de başka bir şey olmadığı için de bunlara kurban kesmek vacip değil. Peki çocuklarına akika kesebilirler mi Kurban Bayramı'nda? Tabii. Peki Kurban Bayramı birinci günü hilalin görülmeme durumunda akikayı o birinci gün kesebilirler mi? Tabii kesebilirler. Çünkü akika her zaman kesilir. Onda problem söz konusu değil. Hatta sevabı meyitlere olacak olan
sevabı onlar olacak. Olarak arife günü kesilebilir. Yani şimdi tam net girdiği belli değilse, tereddütlüyse o birinci günü onlar da kesilebilir. Onlar da aynı şekilde kesilebilir. Öyle yapabilirler mi? Yapabilirler tabii ki. Efendim dinleyicimizin bir suali daha var. Ben dedi Konya'nın Doğanhisar kazasında orada evlendim dedi. Vatan asilleri orada. Bazı yerler şey yaptık, şu anda Konya'dayız dedi. Konya'da bir aydan fazla aynı şekilde yani işi varsa, ikamet ediyorsa vatan ikameti Konya. Dolayısıyla herhangi bir yere gidip gelmedikçe ve gidip gelmediği müddetçe 15 günden fazla kaldığı için orası vatan ikametidir. Orada da mukimdir. Doğanhisar'a bir saatliğine, bir günlüğüne gitmiş olsa orada da mukimdir. Evlendiği yer orası. Ama Konya'ya yerleşmeye niyet etmişse Doğanhisar çıkar vatan asili olmaktan. Konya vatan asilleri olur. Peki efendim öyle değil de biz Doğanhisar'dan Konya'ya gidiyoruz Kurban Bayramı'nda. Seferlik mesafesinde olduğu için 15 günden az kalınca seferi olur. Kurban kesmek yine vacip olmaz. Peki bugüne kadar gittik ve kestiğimiz kurbanlar ne oldu? Nafile oldu. Yani boşa gitmiş değil. Yine sevaptır. Yine sevaptır. Kızım da dedi, o da herhalde Ilgın'da mı evlendi, Ilgın'da mı doğdu dedi. Ilgın'da mesela keserse ne olur? Ya doğduğu ve evlendiği yer vatan asisidir. İkamet ettiği yer de öyle. Yok, başka bir yerde dünyaya geldi de şu anda işi Ilgın'dadır. Orada ikamet ediyorlar. Dolayısıyla aynı şekilde orada kurbanları kesebilir. Çünkü 15 günde fazla kalıyor orada. Orası da vatan ikamettir. Seferi değil efendim orada. Bir dinleyicimizin yayından sonra aradı da sorusundan bir şeyi yanlış anladığını düşündüm. Onun için sormak istiyorum. Bu seferilikle alakalı. Şimdi birisi diyelim ki Konya'da merkez diyelim evlendi. Vatan aslisi orası. Sonra bu iş icabı Ankara'ya gitti veya İstanbul'a gitti diyelim. Oraya yerleşti. Evde aldı. Ve vatan asli olarak da İstanbul'u kabul etti artık. Yani bir daha Konya'ya dönmeyeceğim dedi. Bitti. Ama Konya'da akrabalar var hala. Olsun. Bu kurbanda Konya'ya giderse Konya artık bunun vatanı aslisi olmaktan çıktı değil mi? Çıktı. Orada seferi olur. Seferi olur tabii. Yani işte evlendiği yer veya doğduğu yere tekrar gelince öbür vatanı aslisi, iki tane vatanı aslisi oluyormuş gibi anlaşılmış. Yok. Öyle değil o. Doğduğu ve evlendiği yer. Hatta mesela diyelim ki Konya'da annesi babası var. Amcalar, dayıları hepsi orada. Ama bu geldi İstanbul'a yerleşmeye niyet etti. Orada doğdu. Orada evlendiydi ama sonra geldi İstanbul'a, dedi ki ben dedi buradayım artık. Evde aldı falan filan, yerleşti buraya. Dolayısıyla Konya bunun vatan asli olmaktan çıktı. Orada seferi. Kurban Bayramı'nda. Anası babası var orada. Anası babası var, amcası, dayısı var. Anasının babasının evi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela babası vefat etti. İşte zengindi de. Buna orada bir ev de kaldı. Kira da alıyor orada. Oraya gittiği zaman hatta iki daire kaldı. Dairenin birinde işte gidiyor orada kalıyor. Birisinde kira veriyor mesela. Kendi evi var yani. İşte Konya'da, Erzurum'da, Adana'da, Trabzon'da, neyse İzmir'de her tarafta evleri var mesela. Gittiği zaman bunun bir tane vatan asisi olur. Ya doğduğu yerdir. Evlendiyse doğduğu yer çıkıyor. Evlendiği yer vatan asli oluyor. Herhangi bir yere temelli yerleşmeye niyet ettiği zaman o evlendiği yerde vatan asli olmaktan çıkıyor. Bir tane. Peki bir adamın, kadın değil de bir adamın iki tane, üç tane, dört tane vatan aslisi olabilir mi? Olabilir buyuruyor kitaplarda. Nasıldır? Adam mesela İstanbul'da bir hanımla evlenmiştir. Gitmiş Erzurum'a bir Erzurumlu hanımla da orada evlenmiştir. Bir hanımla da gitmiş Trabzon'da evlenmiştir. Bir hanımla da gitmiş Adana'da evlenmiştir. Dördü de vatan asli mi oluyor? Bu adam bu dört yere de gittiği zaman, ama o hanımlar orada. Çocuklar falan oluyor. Oraya gittiği zaman bunun dört tane vatan aslisi olur. Ancak böyle olur. Yani başka türlü memleketiyle olmaz. Bir insanın vatan aslisi aynı şey değil. Olmayabilir yani. Değil. Şimdi o Konyalı İstanbul'a geldiğinde nerelisin diyene yine Konyalıyım diyor. Desin. Ama vatan asli olmaktan çıkmış artık Konya, tabii. Değil mi? Tabii. Aslen nerelisin denildiği zaman ama aslen geldiği yeri söylüyor. Ya ona kalacak olsan aslen Orta Asyalısın. Taşkent. Oral da değilsin aslında. Ruhlar aleminden geldin. Esas vatanın oraya, tekrar oraya döneceksin. Oraya döneceksin yani. Durumu söz konusu değil. Dolayısıyla hepimiz, o zaman hepimiz yolcuyuz ve seferiyiz. Seferiyiz, yolcuyuz ve ahiret yolcusu. Özür dilerim. Efendim şimdi bir türlü bazı meseleleri kavrayamamamızın sebebi nasıl olur efendim? Yani biz önceki bilgilerimizi bir kenara atıp din ne emrediyor?
biz o dinin, din bilgileriyle kendimizi formatlayamıyoruz. Eshab-ı kiram yüksek olmasının sebebi, önceki yaşadıklarının hepsini attılar. Yani hard diskte hiçbir şey bırakmadılar. Hatta yeni gıcır gıcır hard disk taktılar. O hard diski Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam davranışları, sözleri, hareketleriyle doldurdular. Ve kendiler de öyle oldular. Onun için yüksek oldular. Biz tamam canım, siz güzel anlatıyorsun sonra. Ya bu kadar da ileri gitmeyin ya, böyle de olmaz bu zamanda kardeşim ya falan demeye başlıyor. Demek ki hard disk dolu duruyor. Boşaltmamış. Hala daha önceki örfü, adeti, doğrusu yanlışı neyse hepsi duruyor orada. Hepsi duruyor. Ve dolayısıyla aynı şekilde buna bir şey tesir etmez. Bunun hareketlerinde değişiklik olmaz, hallerinde değişiklik olmaz, anlayışında değişiklik olmaz. Yani bir kimse Müslüman olduğu zaman önceki bildiklerinin hepsini bir kenara atacak. Efendim babam böyle, anam böyle, dedem böyle, ninem böyle falan. Bizde adet böyle. Bu olmazsa olmaz. Ne demek olmazsa olmaz? Kur'an'da mı yazıyor? Olur mu öyle şey? Hemen abiler Allah Teala rahmet eylesin. Biz o zaman Balıkesir Gönen'deyip de işte Bursa'ya teşrif ediyorlar. Orada bir düğün oluyor falan. O da diretmişler efendim. Bu bizim adetimiz, olmazsa olmaz. Hemen abi terk ediyor düğünü. Onun öyle şey demiş İslamiyet. Yanlış olan adetleri yok etmek, kaldırmak için geldi. Hala neyin adeti diye diretiyorsunuz? Hala neyine? Şimdi mesela yeni bir moda uydurmuşlar. Gelinle damadı lambır 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 getirip oturtuyorlar. Kabarısında bilmem nesinde. Kadınla erkek, herkes bakıyor. Herkes bakıyor. Hatta o kadar şey, gelin nerede diye görmeyecek miyiz biz falan diyenler var. Halbuki İslamiyet ne emrediyor, sen ne yapıyorsun? Bir de uydurmuşlar, efendim gelin kapının önünde bir dua et. Ondan sonra yok efendim işte o dün yapılacak yere geldi, bir dua et. Nerede yazıyor bunlar? Hiçbir yerde yazmıyor. Kendilerine göre yeni bir din uydurmuşlar. Yok öyle bir şey. Sadece hani zifafta, zifafa girerken bir dua edilir. Nikah hakkı yapılırken dua edilir. Onun dışında öyle elini açacağım falan. Tabii buna din görevlileri de hiç ses çıkarmıyor. Niye? Dua edince ona da bir zarf veriyorlar. Zarfın hatırı var. Tabii zarfın hatırı var. Düğün artık, keselin ağzı açılmış. Ben bir yerde aynı şekilde vazifeliyken orada bir müftü vardı falan da. Ya onu getirip getire şoförler bile anlamışlar. Bir seferinde şoförün birisi muziplik yapmış. Şimdi şeye götürmüş, bir mevlüt varmış, oraya gitmiş, dönüş de bu vaaz ediyor tabii. Bu zarfı demişler, ver hocaya. Vermemiş bu. Bekliyor ne diyecek falan diye. İnmiş sonra dönmüş. Demiş bir şey vermediler miydi? Şeyi unutmuş olmayasın. Şoför bunu her tarafta anlatıyor. Ne oldu, kaç paralık oldu anlaşıldı, itibarı. Adam havada uçarken görse bile artık insanların gözünde bir itibarı da söz konusu olmaz ya. Yani. Söz konusu olmaz. Allah Teala hepimizi İslamiyet'i doğru öğrenip doğru olarak amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah Teala efendim. Seferilik meselesinde mesela zihinlerde tereddütler varsa Tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabının yolculukta namaz bahsi var. Açıp okusun ya oradan. Anlayamadığı yeri tekrar sorsun. Gelelim efendim son dinleyicimizin bir suali var. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi bakkal dükkanı açmak istiyorum. Yerinde buldum dedi. Yerinde buldum. Param yok dedi. Ama birisi demiş ki ben sermaye veririm, kardan ortak olurum. Öyle değil o. Bu iş. O da sermaye, para. Böyle ortaklık olur mu? Olur. Oturup bu ortaklığın şartlarını söyleyecekler. Diyecek ki arkadaş ben emek vereceğim buraya. %50. Öbürsü diyor ki ben para veriyorum. Bu diyecek ki yok ben emek veriyorum. %55. Ben buradan aynı şekilde maaş da alacağım. Benim ortak payım %55. %55. Seninki %45. Maaşı giderler, hepsini düştüler. Düştükten sonra sene sonu koydular ortaya. Baktılar. Diyelim ki 100.000 lira kazanmışlar. 45.000'i senin, 55.000 onun. Böyle olur. Başka türlü olmaz. Çünkü dinleyicimizin olmaz dediği, ben sermaye veririm. Sen bana diyor her ay belli bir kar verirsin. Yani benim para hep kar edecek. Zarar etmeyecek. Yok öyle ortaklık. Yok öyle ortaklık. Öyle bir yer biliyorsan bana da söyle. Çıktıydı öyle piyasada. İşte benim ineklere ortak olun, size süt verecek, sütler aynı şekilde. Değil mi? Süt bankası mıydı neydi? Çiftlik bank. Çiftlik bank. Adam aynı şekilde öyle bir zengin oldu ki gitti. Yani tabii bizim lise yıllarımızdaydı o. Şimdi bile söyleniyor gerçi de. Amerika'da adam elindeki son paralarla gazeteleri çarşaf çarşaf
reklam vermiş. Şu hesaba diyor bir dolar yatırım, nasıl zengin olduğunu anlatacağım. Bildireceğim size. Zengin olmanın yolu. Zengin olmanın yolu. Bir dolar nesi var diye adam yatırmış. Hakikaten milyonlar toplamış. Adam demiş ki böyle zengin olur. Böyle zengin olur. Adam parayı toplamış götürmüş. Dolayısıyla dinimiz tamam. Hani ortaklık dinimizde var. Birçok şartlar var. Sermaye birisinden, iş birisinden olmak üzere. Oturup anlaşmak üzere. Hani %55, %45 veyahut da %50, %50 olur. Onu bilemem ben. Veyahut da %60, %40 olur. Onu oturup kendileri aynı şekilde ortaya koyması lazım. Zararına da parayı veren de öbür üstte. Zararı da ortak olacak, kârı da ortak olacak. Efendim ben sadece kârına ortak olurum. Bir zamanlar bir herifin birisi diyordu. Biz hayra motor, şerre freniz diyordu. Motor da bozuldu. Motor da bozuldu. Fren de şişti. Fren de şişti. Bir zamanlar öyle diyordu adam birisi. Şimdi öbür tarafta görüyor. Ahirete gittiler bunlar. Orada aynı şekilde görüyorlardır durumlarını. Bu sebepten dolayı hatta bu konuda da mesela bu dinleyicimiz tam İlmihal Saadettevi'nin Bey ve Şira bahsi var. Orada ortaklıklar bahsi de var. Gerekirse açarlar. Dinimiz böyle bildiriyor diye buna göre hareket eder. Öbür türlü nefsine uygun hareket eden mutlaka başı ağrır ve netice itibariyle de sıkıntı çekerler. Maliki mezhebinde kadın mahremsiz sefere çıkabiliyormuş diye öğrendim. Doğru mu diyor bir dinleyicimiz? Biz o konuda aynı şekilde Maliki mezhebini taklit etmiyoruz ki. Bir kere Maliki mezhebinin öyle bir hükmü olmuş olsaydı tam İlmihal Saadettevi yazıyordu. Şafii mezhebinde mahrem sadece girebilir ifadesi geçiyor zaten. Ki o da şartlar müsaitse tabii. Bugün şartlarda Şafii mezhebindeki de giremez. Farz et ki Maliki mezhebinde öyle bir aynı şekilde hüküm var. Ne yapacaksın? Taklit ederim. Niye taklit edeceksin? Hangi zaruretten dolayı? Efendim işte biz gusül olmuyor. Cenabetten kurtulmak için taklit ediyorsun. Orada neden kurtulmak için taklit edeceksin? Türbeleri ziyarete gideceğim. Türbeleri ziyarete. Yani Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor değil mi? Farzdır yani. Ya abdest alman, gusül abdesti alman, namaz kılman farz. Bu ibadetleri yapabilmen için aynı şekilde guslün ve abdestin olması lazım. Olabilmesi için de Maliki mezhebini taklit ediyorsun. Ortada bir şey söz konusu değil ki. Mesela haçta Şafii mezhebindeki Hanefi mezhebini taklit etmek mecburiyetine. Niye? 3 gün içerisinde o farz olan tavafı yerine getirmesi lazım. Ama şimdi kadın erkek karışık yapıldığı için daha ilk şeyde Kabe'yi dönerken eli değiyor. Tavaf yapmanın imkansız gibi bir şey. İmkansız bir şey. Yani o farz olan emri yerine getiremiyorsun. Abdesti yapılması gerekiyor çünkü. Tabii abdesti yapılması gerekiyor. O emri yerine getiremiyor. Bunu nereden çıkardın? Şöyle zannediyorlar şimdi. Bu da olacak. Ben okudum bak bu da böyleymiş falan. Öyle değil. Bir zaruret olması lazım. O zaruret yok. Zaruret olmayınca. Mesela diyelim ki kitaplarda anlatılıyor. Sadece bir dedi var. Kadın kadın doktora. Erkek erkek doktora. Ama orada bir ifade daha geçiyor. Yoksa bir kadın mütehassıs olan bir erkek doktora muayene olabilir. Doktor zaruret icabı mahrem yerlerine bakabilir. Kadın da aynı şekilde mahrem yerlerine aynı şekilde zaruret miktarı açabilir. Geç. Erkek mesela bulamadı mütehassıs bir kadın doktordan başka gitti ona muayene oldu. O kadın da aynı şekilde buna zaruret miktarı bakabilir veyahut da bu da zaruret miktarı açabilir. Yani dinimizin bildirdiği ölçüler biraz önce söyledik ya o ölçüler gitmiş. Bu hangi halde taklit edilir? Niçin taklit edilir? Onu bile merak etmeyin şekilde öğrenmeyince böyle abuk sabuk sorular sorarlar ondan sonra da. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.